Öncelikle çok üzgünüz ve o üç taraftarımızdan, Kocaeli'den, Kocaeli halkından gerçekten kendim takım adına özür dileriz. Bize hiç yakışmayan ve Kocaeli Spor'a yakışmayan bir sonuç aldık. Abi oyunu çok anlatmaya artık, oyunda çok aksiyon var. Oyunun başında belki ilk 8-10 dakikalık bölümde 2-0, 3-0 yakalayacak pozisyonları bulduk. Oyun tamamen bizim üstünlüğümüzdeydi oyunun başında. Çok da pozisyon yakaladık. Onları neticelendiremedik. Yediğimiz golden sonra, ilk top zaten gol oldu. Yediğimiz golden sonra 1-1'i yakaladık. Gene iyi bir hava yakalamıştık. Gene pozisyonlarımız var. İkinci yarı her şey tersine döndü. Maçın başında enteresan bir şekilde bir gol yedik. Nasıl oynayacağını, ne yapacaklarını bildiğimiz halde aynı golleri yedik ne yazık ki. 2-1'den sonra belki Samet'in bomboş pozisyon 2-2 yakalamış olsak gene oyunu farklı işlere çözerdik ama 3-1'den sonra işte golü yedik, santrasıyla işte top kaptırdık, 4 oldu. Tabii oyun konsantrasyonu, her şeyimiz oyuncular tarafından bozuldu. Şu anda tabii çok üzgünüz. Oyuncularımıza da gerekli konuşmayı yaptık. Bizler de bundan ders alacağız. Bu duruma biz getirdik. Buradan onu Kocaelispor taraftar merak etmesin. Buradan da biz çıkartacağız. Tabii şu anda ne desek çok boş olacak. 8 haftalık bir periyodumuz var. Bu periyotta bütün maçlarımız final olacak. Şimdi bundan daha zor bir maça çıkacağız önümüzdeki hafta. Ondan sonraki maçlar daha zor olacak. Ama biz başladığımızda, geldiğimizde söylediğimiz ne varsa onları takımımızda yapacağız. Bu oyuncularla buradan çıkacağız. Bizlerle birlikte çıkacağız. Sadece bugün için hem çok üzgünüz hem de çok özür dileriz. Var mı soru? Getirisini biliyorduk bize. Yani kazandığımız zaman ne bize getireceğini biliyorduk. Ama tabii liglerin ertelenmesi, yaklaşık 5 haftadır maç oynamayan bir takım vardı. Oyuncular oturduk, bir karar verdik. Tatil mi yapacağız yoksa bu 5 haftalık arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Bugüne gelene kadar yaklaşık 28 antrenman ve 3 tane hazırlık maçı oynayıp geldik. Çünkü geldiğimiz durumda izin yapmanın veya dinlenmenin bize fayda getirmeyeceğini anladık ve bugün de karşılığını gördük. Eksiklerimiz vardı, onu çalıştık. Oyun planımızı, yaklaşık bu oyun planımızı 3 tane hazırlık maçında denedik. Çünkü hücumu iyi olan, savunmasında biraz sıkıntılar yaşayan bir Kocaelispor takımı vardı. Arkada büyük alanlar bulacağımızı çok net biliyorduk yani. Tabii oyunun başında biraz muhteşem bir taraftarı var. Bunun baskısıyla biraz pozisyon verdik gibi göründü ama sonra oyunun üstünlüğünden, özellikle ikinci devrede ikinci bölgeyi iyi oynayan bir takım ve atağa çıktığı zaman da golleri bulduk. Açıkçası bu kadar beklemiyordum yani, bu kadar değildi ama pozisyon bulacağımızı bekliyorduk. Tabii iyi oldu. Şimdi bizim için lig yeni başlıyor. Çünkü 7 haftada 14 puan alan bir takım var. İçeride 5 maçımız var. Oyuncu kalitesi olarak baktığınız zaman 11 tane veya 12 tane de lig seviyesi oynayan bir adamdı. Ama biraz bazı şeyleri ertelemişlerdi. Yani antrenmanı ertelemişlerdi. Maç kazanma oyununu ertelemişlerdi. Bu maç için demiyorum. Ben 7 haftalık süreçte bir cevap verdiler. Şimdi onun karşılığını almaya başladık. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Ben kendilerine de söyledim. 30 puan yaptıktan sonra bana bıraktıramazsınız bu ligi diye. Ve onlar da ortak oldular. İnandık. Kutluyorum. Yani bir maç belki her şeyi değiştirmez ama avantaj yakaladığımızın farkındayız. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Önümüzde inşallah içerideki maçları kazanıp daha iyisini yapmayı düşünüyoruz oyuncularımla ben. Kocaeli'de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki maçları da başarılı olur.
taraftar olarak, cami olarak da hak ediyor. Yani böyle bir taraftarın önünde oynamak inanılmaz bir keyif, inanılmaz güzellik. Herkese de teşekkür ediyorum. Soru varsa alırım. Sorunuz olur. Var mı arkadaşlar? Hadi kolay gelsin.